Bir bakkala falan gitmiştir belki bu ya. Bu bakkalı şey bu saatte. Ne bileyim ben ya. Ya yine ödümüzü kopardın Güzin abla ya. Gel saklanma gel. Seni gidi minik bir afıçısı seni. Sarhoş olup bu saatte eve gelmek ne demekmiş? Şimdi gösteririm sana ben çabuk. Başkomiserim siyasetime talep ediyorum. Can güvenli olmadan bu eve girmem. Ya bırak bizi ya. Zaten acelimiz var. Yok ya terlikte senin kafanı vuran yok tabii. Çabuk yok tamam tamam Güzin ablacığım tamam bir dakika. Ben ısrar ettim benimle içsin diye. O dedi ki ben eve gitmek istiyorum. Biz ısrar ettik değil mi arkadaşlar? Doğru. Tamam aynen. Tamam. Gerçekten mi? Evet hadi git bakalım. Öp annenin al, elini. Al yavrum gel. Güvenli olmadan bu eve girmem mi böyle? Ben vuracağım şimdi kafana. Al. Hadi barış annenle hadi. Gel yavrum gel gel gel. Ay aklımı başımdan aldın vallahi yavrum yavrum. Güzelim. E siz nereye böyle bu saatte? Biz nereye? Biz çorba içmeye gidiyoruz. Evet. Hah, evet şef biz çorba içmeye gidiyoruz. Hadi Memo acelemiz var. Biz de acıktık zaten. Hadi siz de içeri girin biz çorba içelim. Hadi arkadaşlar koşun. Yere mi basıyorsun sen? Hadi gir içeri gir. Çabuk giy terliklerini çabuk çabuk hadi. Hadi kafama terlikle vurursam nasıl giyerim bu terlikleri? Ana Belgin abla. Aa, hayrola çocuklar? Siz daha yatmadınız mı? Aa, Kemal Bey de buradaymış. Belgin abla iyi misin ya? Çok merak ettik seni. Çok iyiyim canım çok iyi. Hadi gidip yatalım artık. Herkese iyi geceler. Hadi. Hadi. Gitmeli mi? Kalmalı mı? Cem, hadi kalk artık. Merkeze geç kalıyoruz. Ya Memoli ne merkez ya? Ne güzel uyuyordun. Ne diyorsun oğlum sen? Ya şefe yine bir yalan söyleriz ya. Yolda bir olay oldu deriz. Hırsızların peşinden koştuk deriz. Araba bozuldu deriz. Hadi baba ya. Git yat ya. Git yat. Cem, çabuk kalk ya. He? Bir yalan uydurursunuz öyle mi? Şacı nerede? Uyuyor mu hala? Şacı ne oluyor ya sabah sabah? Şef sabah içtiması yapıyor. Evden çıkmak için tam 3 dakikanız var. Yoksa trafik polisi yine geri dönersin Cem. He? Sen de gülme Memoli Bey. Seni de fotokopi uzmanına geri döndürürüm tamam mı? Fotokopi. Hadi baş baş hadi. Daha eve gidip üstümü başımı değiştireceğim hadi. Hadi. Abla. Aa. Uyandın mı kül kedisi? Ne kedisi? Kül kedisi. Dün akşam bir harikaydı öyle değil mi? Ama dikkat ettim balonun en güzel kızı sendin. Hadi gel yumurtalar soğumasın. Ne güzel bir sabah değil mi? Belki alışverişe gidersen ne dersin? Abla. Canım. Beni korkutuyorsun biliyor musun? Salam bozulmamıştır inşallah. Abla. Ne oluyor sana? İyi misin? İyiyim canım. Niye böyle diyorsun Zeynep? Gayet iyiyim görüyorsun. Abla dün gece kocanı aramaya gittin değil mi? Saçmalama Zeynep hadi. Biraz yalnız başıma yürümek isterim. Hepsi o kadar. Ya ya sabahın dördünde ha. Yıldızları seyrettim. Portakal suyu ister misin? Dolapta var getireyim. Abla ya korkutma beni ya. Niye korkuyorsun? Abla. Beni aradı Zeynep. Dün gece havaalanından beni aradı. Havaalanından mı? Onca zaman neredeydi bilmiyorum. Sanki sadece beni kurtarmak için uzaklardan çıkıp geldiğini biliyorum. Dün gece balodaki bana o notu yazan da gülü veren de oydu. Beni kurtardı ve uçup gitti.
Ne olur böyle yapma abla ya. Sen demedin mi kocam ellerimde öldü diye? Bilmiyorum Zeynep, bilmiyorum. Vurulduğu sırada elimi tutuyordu. Sonra ben olayın şokundayken kalabalık Sinan'ın yanına koştum. Son bir kez yüzünü göremeden hemen ambulansa götürdüler. Sonra öldüğünü söylediler. Sonra da hemen toprağa verdiler. Son bir kez bile yüzünü göremeden. Peki abla, diyelim ki yaşıyor. Peki neden gizli gizli karşına çıkıyor? Neden yani çıkamıyor karşına tam olarak? Neden sana sarılamıyor? Neden elini tutmuyor abla? Bilmiyorum. Bilmiyorum Zeynep. Ama birilerinden, bir şeylerden korumaya çalışıyor beni. Buna eminim. Bunun için geri geldi zaten. Yaşar, kalk hadi. Yaşar. İbo, kalk hadi. Yaşar. Kalk, kalk hadi, kalk. Filiz. Ya ne Filiz? Saçmalama. Filiz kim? Filiz. Ulan aklın fikrin orada. Rüyanda bile karı peşindesin ya. Ne yapalım Erkan? Senin yüzünden başımız beladan kurtulmuyor ki. Birinden çıkıyoruz, ötekinden giriyoruz. Oğlum merak etme, bu son. Şu kamyondaki malları ait olduğu yere teslim edelim. Sonra biz de ait olduğumuz yere döneceğiz. Ben de senin kadar özledim oğlum köyü. Ulan 40 yılın başı bir tane rüya görelim dedik. Onun da içine ettin. Tamam tamam, neyse bana bak İbo, paramız var mı? Var biraz ağam. İyi, şuralardan ekmek mekmek alalım da yiyelim. Tamam siz gidin alın, ben buradayım tamam mı? Beni sinetme. Hadi kalk ya. Kalk kalk kalk. Hadi yürüyün. Oo, çabuk çabuk. Başkomiserim Memoli abim, Cem abim, gece ağır geçti galiba. Avni çek git başımdan. Ha, bana 5-6 fincan kahve getir. Bir daha herkesci bir şey bulun, ne olur ya, benim patlıyor ya. Memoli abi hayırdır, Cem abime otobüs falan mı çarptı? Ona benzer bir şey oldu, aşık oldu. Aa, çok geçmiş olsun Cem abi. Bu arada kahvelerini hemen masana bırakacağım. Yeni bir şiir kitabı aldım, onu da bir ara bırakırım tamam mı? Ne şiir kitabı ya? Abi içinde çok fena şiirler var ya. Sen ne dedin buna? Hiçbir şey. Ne sallanıp duruyorsunuz orada? Yarım saat sonra ikinizi Başak'la beraber odama bekliyorum. Balo malo derken ipin ucunu kaçırdık. Kafamızı toplayalım biraz. Başüstüne şef. Başüstüne. Oo, günaydın. Beyefendiler gelmişler. Hemen çayınızı getiriyorum. Masanın üstünde de gazeteniz var. Günaydın sabah şekeri. Nesi var bunun? Dün gece alkol nesiri olmuş. Ne? Anam anam, bir baş bu kadar ağrıyabilir mi ya? Cem, sana şahane bir haberim var. Ya bırak şimdi haberi falan. Başak ya, başım ama çatlıyor. Bana ilaç bul Başak. Ya oğlum amma abartıyorsun sen de. Git şuradan tuvalete, yüzüne biraz su çarp, kendine gelirsin be. Ha bir de saçını düzel. Göz ve ruh sağlığı açısından yani. Saç mı? Ne saçı Allah aşkına ya? Burada kime bendireceğim kendimi? Bana ilaç bulun ya. Benden söylemesi. Günaydın. Memoli benim durumum hiç iyi değil biliyor musun ha? Derya'nın sesi kulaklarımda çın çın ötüyor. Kalk kız, burada. Ha? Burada. Ana. Annen değil oğlum, Derya, Derya. Hani göbeğin adını kasıtacaktın ya. Eyvah, Cemine takıldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.